İrizih'in YouTube kanalımızın çok değerli takipçileri, hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Konuğum doçent doktor Muhammed Özdemir. Hatırlayacağınız üzere Muhammed hocamla biz farklı konuları konuştuk ama iki program yapmıştık önceden. Bu çok ilgi çeken, tartışılan, değerlendirmelere, yorumlara konu edilen Squid Game adlı dizi. Bu dizide 6 oyun vardı. Biz bu 6 oyundan ilk 3'ünü yorumlamıştık, değerlendirmiştik. Şimdi kalan oyunlar üzerinde durmaya çalışacağız. Muhammed Hocam hoş geldiniz. Hocam hoş bulduk. Tekrar sizinle ve Diri Zihin izleyicileriyle bir arada olmak benim için büyük bir mutluluk. Beni yeniden Squid Game özelinde Diri Zihin'e dahil ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Hocam ben teşekkür ediyorum. Kırmıyorsunuz. Her davetimize icabet ediyorsunuz. Bu böyle de devam edecek inşallah. Hocam inşallah. En son halat çekme oyunu üzerinde durmuştuk. Bundan sonraki oyun, 4. oyunda kanka oyunu ya da misket oyunu diyelim. Sonrasında cam köprü oyunu ve en son kalamar oyunuyla zaten dizi tamamlanıyor. Şimdi halat çekme oyunundan sonra bir karmaşa yaşandı. Oyuncuların kaldığı mekanda, yatakhane diyelim biz ona. Kendilerine verilen ölmeyecek kadar diyebileceğimiz ölçüde verilen yiyecekler üzerinden tartışma ve kavga çıktı. Birkaç kişi canından oldu. Burada herhalde insanları efendim kıtlıkla, yoklukla efendim sınamak diyebileceğimiz bir tarzda zaten ölmeyecek kadar besliyorlar. Çok az yiyecek veriyorlar. Oyuncular arasında bulunan biraz cüsseli, iri yapılı efendim ve mafya kökenli diyebileceğimiz bir oyuncu herhalde diğerlerinin rızkına el koyuyor. Kısmetine el koyuyor, payına el koyuyor ve buradan da bir kavga çıkıyor ve bu kavga esas itibariyle bir güvensizliği de beraberinde getiriyor. Ertesi gece insanlar ne yapalım, bu gece yine ışıklar sönünce ortalık karışır, canımızdan oluruz filan diye bir tedbir arayışına giriyorlar. Karşı taraftan yine o efendim yiyeceklere el koyan kişi gelip diyor ki bu yaptığınız ne işe yarayacak ki diyor, efendime söyleyeyim, onları tehdit ediyor. Derken başrol oyuncusu da diyor ki sen kendine bak diyor, senin yakınındakiler, çevrendekiler senin canını okurlar ilk fırsatta. Çünkü sen onlara da zarar veriyorsun diyor. Onun işine de bir korku salıyor, bir güven efendim bunalımı, bir şüphe tohumu ekiyor adeta. Ve böylece o da o gece uykusuz kalıyor kendini kollamak adına diyelim. Ve biz buradan bu yemek meselesinden ve bu güven unsuru üzerinden konuya girelim. Sonraki oyunları da değerlendirelim hocam. Söz sizde, buyurun. Teşekkür ediyorum. Hocam Squid Game'in aslında ilk 3 oyunu daha çok ekip oyunuydu. Ekip oyunuydu. Birinci oyuna tabii hazırlıksız yakalandıkları için ekip halinde davranamadılar. Ama hemen birinci oyundan sonra Aristoteles'in Zoon Politikon yaklaşımını doğrulayacak, teyit edecek şekilde ekip halinde hareket etmenin her birinin, her bir yarışmacının hayatta kalma ihtimalini artıracağı yönünde davrandığını, bu eğilimin öne çıktığını biz gördük. İkinci ve üçüncü oyunlarda ekip halinde davrandılar. Dördüncü oyun başlamadan ise, kanka oyunu başlamadan ise oyun olarak tabir edilmeyen, oyun olarak tanımlanmayan ama aslında Abraham Maslow'un kendini gerçekleştirme ile bir piramit halinde ifade ettiği, böyle saptadığı ihtiyaçlar hiyerarşisinin en alttan bir ve ikinci basamaklarını ilgilendiren güven ve gıdanın söz konusu edildiği bir aç bırakma veya yetersiz gıda verme yarışmacılara. O da aslında bir kritik noktası. Yani sosyal bütünleşmenin ekip halinde, aile halinde veya takım halinde birbirine güvenerek yaşamanın da onlar için güven verici olmaması gerektiğine yönelik bir ders çıkaracakları bir olay, bir hadise. Nasıl gerçekleşiyor? Yetersiz gıda dağıtılıyor. O yetersiz gıdaya, kendilerine verilmiş kadere veya kendilerine uygun görülmüş kadere itiraz etmek yönünde özellikle Zhang Dongsu, ki 6. oyunda aslında iki finalistten biri olmasını bütün izleyiciler bekliyorlardı. Ama biz cam köprü oyununda onun hayatını kaybettiğini, elendiğini göreceğiz. Bu bütün izleyenleri daha sonra hayal kırıklığına uğratacak ilerleyen bölümlerde. Bu bölümde bir kavga çıkartıyor. Nasıl çıkartıyor?
başkalarının yemeğini, gıdasını, azığını veya rızkını bir başka ifadeyle gasp ediyor. Sonra kalan bazıları da yiyecekleri, üç kişi yiyecekleri eksik olduğu için buna itirazda bulunuyorlar ve orada bir kavga çıkıyor. Kavgaya bu rekabet oyununu düzenleyenler, organize edenler karşı çıkmıyorlar. Burada da insanların elenmesini istiyorlar ki dördüncü ikili oyunlarda, çift oyunlarında taraflar birbirlerine güvenmeyip birbirlerinin hayatlarına kastedebilsinler. Tam burada çok önemli bir soru bence hocam ve dizinin en kilit sorularından bir tanesi. Güven ihtiyacı ve gıda ihtiyacı karşılanmadığında insanlar bireysel ahlakla sosyal gereksinimler arasında kalabilirler mi? Veya sosyal ahlakla bireysel gereksinimler arasında kalabilirler mi? İkisi de aşağı yukarı birbirine referansta bulunan sorular. Bireysel gereksinimler ile sosyal ahlak karşılaştığında hangisi tercih edilir? Burada tabii ki dizinin verdiği cevap Squid Game'de çarpıcı bir cevap, çarpıcı bir yanıt. Birey kendisini tercih eder diyor. Ama tabii bu suçlular dünyasında ihtiyaçları acil olanlar için böyle. Bu gerçek yaşamda da böyle mi? Bana sorarsanız değil. Siz ne dersiniz hocam? Evet, şimdi zaten oyun devam ettiği zaman zarfında bölümlerde oyun içerisinde en son finale kalanlardan biri olan başrol oyuncusu 456 numara genellikle daha başkasını tercih eden, diğer gam davranabilen bir yapı ve profil çiziyor zaten. Aynı şekilde 5. oyunda efendim ne diyelim, pardon, 4. oyunda, misket oyununda diğer bayanı tercih eden, kardeşi var, senin bakacağın birileri var, halbuki benden başka sorumluluğum yok diyerek kendini feda edebiliyor. Bu feda etme durumu var. Aslında insanlar değer hükümleri, inançları, olaylara objektif ya da nesnel bakabilmeleri, empatiyle yaklaşabilmeleri ölçüsünde bence o bireysel ahlaklarını sürdürmeyi başarabiliyorlar. Ama öyle alışmış olanlar, öyle kendilerini başka duygularını tatmin etmeye adamış olanlar en yakınındakini bile harcamaktan çekinmiyorlar. Bunu burada görüyoruz. Bence bu dizi birçok bakımdan değerlendirilebilir, yorumlanabilir ama insan fıtratını, insanın yapısını efendim serimlemesi açısından da farklı bir gözle bakıldığında bayağı ipucu ve done veriyor diye ben düşünüyorum. En sonunda yine filmin bütün o acımasızlığına, vahşiliğine, insanları ürküten yanlarına rağmen iyi bir ne diyelim, oyuncunun karakteri sağlam. Efendim çocuğuna bir oyuncak almak adına bu işe giren, değil mi? Öyle en başında efendime söyleyeyim, bir oyuncunun grevde işten atılması, greve katılması, hak arayışında olması efendim ile öne çıkan bir adamın, yaşlı adama, biraz sonra konuşacağız onu efendim, bir numaraya altını ıslatmasından dolayı mahcup olmasın diye üzerindeki elbiseyi çıkarıp onun beline sarması, görünmesin, mahcup duruma düşmesin. Yani bir vicdan durumu söz konusu, bir etik, bir ahlaki yapı söz konusu ve bu sonuna kadar devam edebiliyor. Gelgitler yaşıyor ama sonunda yine efendim adil olanı, doğru olanı tercih edebiliyor. Dolayısıyla bu iki tip de var oyun boyunca. Birisi bencilce davranıyor, birisi başkalarını da hesaba katabiliyor. Ben böyle düşünüyorum. Yani evet. İnsanın değerler sistemi varsa, içselleştirmişse, bütün duygu, düşünce, ihtiyaç, imkan boyutlarını bütünleyebilmişse bence insandan ümit kesmemek lazım. İnsana güvenmek lazım diye ben düşünüyorum. Buyurun. Evet, tabii izleyici hocam büyük ölçüde o baş kötü karakter diyelim, Jack Dawes'u, ona zoomlandığı için, ona yöneldiği için bütün insanları onun üzerinden genelleyerek kötü algılayabiliyor ama sizin hatırlattığınız, benim de şimdi daha iyi etüt edebileceğimi düşündüğüm o detaylar aslında insanın tek başına iyi olmasa da kesinlikle genellenebilecek şekilde tek başına kötü olmadığını gösteriyor. Yani bu her bir bireyde ayrı ayrı ele alınabilecek ve dizi özelinde, dizi bağlamında ise
iyi örneklerin bulunduğu, fedakarlıkların bulunduğu, empatilerin bulunduğu, insan hayatına dokunuşların bulunduğu aslında çok seçenekli bir ahlaki iradeden söz etmek gerekiyor. Ama tabii yine de dördüncü oyunun başlamasından önce insanların birbirlerine daha fazla şüphe içerecek şekilde doldukları, buna rağmen sizin de belirttiğiniz gibi kanka oyununda iki genç kızın birbirine anlayışlı davranmaları, özellikle bir tanesinin daha anlayışlı davranması. Sonra yine kanka oyununda ki zaten üç tane o kanka oyununda üç tane deneyim önemli. Bir tanesi yaşlı oyuncu ile oyunu esas düzenleyen kişi ile başrol oyuncusu olan Gi-Hunk arasındaki ilişki. Orada yaşlı adamın anlayışlı davranması. Bir diğeri Abdul Ali ile Song Wu arasındaki iletişimde Abdul Ali'nin anlayışlı davranması. Pakistan göçmeni olan. Üçüncüsü ise iki genç kızın birbiriyle mücadelesinde daha genç olan kızın bir aile ve bir çevre sahibi olmadığı için daha anlayışlı davranması. Yani normalde ailesi olmayan, sevgi görmemiş birinin veya sevgi eksiği bulunan birinin daha bencil davranmasını bekleriz. Veya yaşlı birinin daha bencil davranmasını bekleriz. Veya özellikle Müslüman insanların batılı temsilde daha bencil oldukları, ahlaka daha uzak oldukları, varlıklarının az olması dolayısıyla yani kazançları, ekonomik durumları, parasal durumları, hatta bazen sağlıkları daha olumsuz koşullarda gerçekleştiği için ahlaksız davranmaya daha eğilimli, daha yatkın oldukları yönünde genellikle temsiller yapılır. Ama burada Abdul Ali'nin biz ahlaklı davrandığını, hatta ahlaklı davranmasının, diğergam olmasının onu dezavantajlı kıldığını biz görüyoruz. Bu açıdan tabii bir çarpıcı nokta da, dördüncü bir çarpıcı nokta da dördüncü oyunda karı kocanın, iki eşin, kadın eş ve erkek eşin birbirleriyle yarışmak zorunda kalmaları. Aslında ekip halinde düşündükleri için birbirlerinden ayrılmıyorlar ama birbirlerine düşüyorlar. Şimdi bu dördüncü oyuna geçmeden bir öncekini bağlarsak o kırılma anını, demek ki açlık koşullarının yarattığı krizler bütün insanlar için genellenebilir bir ahlaksızlık gerekçesi yaratmıyor. Size katılıyorum hocam. Dizi de aslında bunu onaylıyor. Bütün insanları ahlaksız yapmaz diyor. Bu önemli bir çıkarım. Evet. Hocam şimdi tabii o şeyi bilmiyorlar. Herkes bir eş seçsin deyince güçlü olan birini kendine eş seçmek adına yaklaşıyorlar. Efendim o çok konuşan bir bayan var. Efendim o kendisini seçmesi için güvendiği erkeklere, önceki performanslarına inandığı güvendiği erkeklerle eşleşmek istiyor. Efendim ama hiç kimse de ona prim vermiyor. Çünkü çok ne diyelim konuşan itici bir tip. Güvenilmez bir tip de. Ondan ona sürekli efendime söyleyeyim taraf değiştirebilen bir yapısı da var. Dolayısıyla burada yine en son başrol oyuncusunun kendisini ikna etmeye çalışan genç ve dinç birine rağmen efendim gidip yaşlı olanla temas kurması, efendim ona elini uzatması, biz beraber olalım demesi efendime söyleyeyim yine kendisinden daha güçsüz olana himaye etme duygusu diye belki görülebilir. Ve neticede o tercihi de onu efendim doğru bir tercih olduğunu gösteriyor. Yaşlı ona efendim misketleri veriyor ve kendisi ortalıktan kayboluyor. Zaten o bir de ne diyelim oyunu kuran adam. O daha sonra tabii ki ortaya çıkıyor. Onu bilmiyoruz biz bu sıralarda. Netice itibariyle o iki genç kızın eşleşmesi ve birinin diğerine kendini feda etmesi diyelim biz. Ama ötekilerin canhıraş bir şekilde efendim kendilerini ölümden kurtarmak, ötekinin ölümü üzerine kendini var etmek adına mücadele ettiklerini görüyoruz. Özellikle de o mafya kökenli olan adamın nasıl çığlık attığını efendime söyleyeyim öteki kaybettiği zaman onu doğru da yaşıyoruz ve görüyoruz. Tabii bu başka ekiplerle rekabet edecekleri düşüncesiyle seçtiler, yöneldiler ama baştan bilselerdi ki seçtikleri kişiyle rekabet edecekler, durum ne olurdu onu ben kestiremiyorum şimdi doğrusu. Bilemiyorum. Ve neticede misket oyunundan da yine yarı yarıya kayıpla oyuncular. Çünkü birisi kaldı, diğeri gitti.
efendim ve cam oyununa doğru yol almaya başladılar. Ama o cam oyununa doğru giderken efendim bir numara tercihi meselesi var, sıra. Önde mi olayım, ortada mı, arkada mı meselesi var. Orada da bir belirsizlik var. Bu tercih edilen numara, rakam ne işe yarayacak onu bilmiyorlar. Onun için de tereddüt ediyorlar. Geçmiş deneyimleri üzerinden efendim yola çıkıyorlar. Çoğu orta rakamlara hücum ediyor. Yani diyor benden öncekileri göreyim ki ben ona göre tedbir alayım. Sona kalan dona kalır felsefesi de galiba var. Efendim orta rakamlar bittikten sonra en baştaki ve en sondaki birkaç rakam arasında tereddüt edenler var. Başrol oyuncusu da bu tereddüdü yaşıyor işin doğrusu. Ama bir tanesi gelip diyor ki ona, ya diyor ben hep başkalarının fikirlerine, başkalarının çıkarlarına, başkalarının beklentilerine göre yaşadım. Bu defa diyor ben kendi inisiyatifimle bir numarayı almak istiyorum. Ne olur onu bana ver. O da veriyor. Kendisi en sona kalıyor. Evet. Olanlar oluyor hocam. Cam oyunu. Buyurun. Şimdi tabii misket oyununda insanların birbirlerine karşı yaptıkları fedakarlıklar veya fedakarlıklardan önce belki birbirlerine yaptıkları oyunlar, birbirlerine söyledikleri yalanlar, birbirlerine sundukları stratejiler, birbirlerini elemek için yaptıkları izleyiciyi ikili ilişkilerde güven konusunda bir daha düşünmeye itiyor doğrusu büyük oranda. Ama fedakarlıklar ve empatiler, affetmeler bunlar birleştiğinde insan affetmeye, güvenmeye eğilimli hale geliyor. Cam oyunu ise hem bilgi gerektiriyor, hem strateji gerektiriyor, hem de hocam bence şans gerektiriyor. Yani cam oyununda, cam köprü oyununda kesinlikle şans da gerekiyor. Özel izleyiciler de bir taraftan tabii oyuna dahil oluyorlar izleyiciler olarak. Squid Game'de izleyicilerin de varlığını biz orada fark ediyoruz. Ve o oyundan itibaren yani 5. oyundan itibaren de oyunları düzenleyen işin esas başındaki patron olan yaşlı kişi oyundan ayrılıyor. Yani bilfiil oyun sahasında oynamaktan, rekabet etmekten geri duruyor. Cam oyununda en sona aslında başrol oyuncusunun Gi-hook'un düşmesini senarist iyi düşünmüş bence. Yani sizin anlattığınız şekilde ilk numarayı, orta numaraları hep başkalarına vererek kendisi en sonda kalan, sona kaldığı için de dona kalan, aslında böyle dona kalması gereken diyelim daha doğrusu. Ama bunu iyi niyetle yaptığı için senarist tarafından ödüllendiriliyor. Ve önündeki insanların deneyimleri sayesinde rahatlıyor. Ve ilginç olan tabii aslında üçü de iyi olan Ji Yong, iktisatçı bu, iktisatçı Song Wu ve Gi Hung. Bu üçünün yani biri kadın, üç tane kişinin, iki tane erkek, üç kişinin sona kalacak şekilde bu oyunun tamamlanması ilginç. Ve orada sizin çok konuşan diye işarette bulunduğunuz kadın karakter ile ki bir önceki oyunda kanka oyununda eşsiz kaldığı için öleceğini düşünüyor, ayıklanacağını düşünüyor ama ayıklanmıyor. Bir sonraki oyuna joker olarak geçiyor. Banko olarak bay veya nasıl tabir edersek Zhang Duxu'yu yani dizinin veya filmin olumsuz kötü karakterini daha önce bunlar bir beraberlik ve ekip ruhu arkadaşlık da yaşamışlardı. Cam oyunundan eliyor. Onu tutuyor ve kendisiyle beraber aşağı atıyor. Madem diyor benim stratejim işe yaramadı, senin bu kötü ruhlu stratejiyle çünkü kadın aslında kötülük yapmak istediğinden değil, insanları seçmek için stratejiye başvuruyor. Ama bu kötü karakter Zhang Duxu stratejileri aynı zamanda insanlara kötülük yapmak için kullanıyor. İki ahlaki irade arasında bence bir derece farkı var sonuçları itibariyle. O bakımdan hocam elenmesi, 5. cam oyununda elenmesi kötü karakterin izleyiciler tarafından çok olumsuz puanlandı. Ben bunu söylemiş olayım. Ama orada mesleklere göre hatırlarsak eğer detayda işi cam olan
ve bu nedenle camlar arasında ayrım yapabilen birisi var. Fakat özel izleyiciler bundan rahatsız oluyorlar. Onun hayatta kalan ekibin tamamını, o insanların, bireylerin tamamını kurtarma ihtimaline binaen ışıkların da kapatılmasını talep ediyorlar. Evet. Karanlık bir ortamda oyun tamamlansın diyorlar ve nihayet o da hayatını kaybediyor. Sonunda 3 kişi kalıyor. O 3 kişi daha sonra yemek yiyecekler. Yemek yedikten sonra yeni bir eleme aslında yemek yedikten sonra gerçekleşecek göreceğiz ama yemek esnasında veya hatta yemekten biraz önce üçü baş başayken bir takım duyguları bunların kabartılacak. Yemek esnasında ise bıçaklar bunların yanında bırakılacak ve bu bıçaklar daha sonra birbirlerine karşı tıpkı dördüncü oyundan önce aç bırakılarak birbirlerine karşı kışkırtılan, koşullanan, tahrik edilen insanların durumunda olduğu gibi altıncı oyundan önce üç kişinin iki kişiye elenmesi beklenecek. Benim kanka oyunundan çıkardığım güven krizi, diğerinden ise cam oyunundan ise benim çıkardığım hocam stratejilerin, yöntemlerin ve hatta bazen şansın. Yani çünkü mesleğinize uygun bir sınamayla karşılaşmanız şansla ilgili. Ama bunu da bertaraf eden bir koşulda rekabet etmeniz gerektiğinde nasıl hayatta kalabilirsiniz? İşte orası artık şansın da ötesi herhalde. Aklıma tam o esnada Beşiktaş eski teknik direktörü, Hırvatistan eski teknik direktörüydü malumunuz. 2008 yılında mıydı? Türkiye Avrupa Kupası'nda bir üst sıra çıkarken Hırvatistan'ı elediğinde maç 1-1 bitti. Sonra uzatmalarda 2-2 oldu, değil mi? Sonra 3-3 oldu ve sonra maç evet yok 3-2. 3-2 bitti galiba. Son dakikada Semih'in golüyle 3-2 bitmişti. O zaman Hırvatistan teknik direktörü Bilic şöyle bir açıklama yapmıştı. Türklerde teknik var, şans var, bir de şans olmayan başka bir şey var demişti. Burada da cam oyununda da yani oyuna hakim olmak lazım, birikim lazım, sağlık lazım, birikim lazım, sonra şans lazım, bir de şans olmayan başka bir şey lazım galiba. O da üç kişinin hayatta kalmasını sağlıyor ve biz yemeğe geçiyoruz. Bu noktada ben yeniden size bırakayım hocam. Hocam şimdi burada bu 5. oyuna çıkarken, cam oyununa çıkarken efendim görevliler o kırmızı üniformalı, yüzleri maskeli, o geometrik şekilli insanların da efendim olduğu idamlar gözüküyor, asılmışlar, asılarak efendim öldürülmüşler. Bu niye? Ve şöyle bir anons yapılıyor. Burada efendime söyleyeyim bir adalet vardır, eşitlik vardır. Hiç kimsenin İmtiyazı yoktur, ayrıcalığı yoktur. Kurallara uymayan, ideolojiyi kirleten, dikkat edin ifade bu, ideolojiyi kirleten hiçbir şeye göz yumulmaz. Kim olursa olsun efendim şey yapar, elenir. Anlamına bir mesaj da veriliyor. O kim onlar? Efendim bu oyunlar sırasında efendim elenmiş olan, devre dışı bırakılmış, ölmüş olan kişilerin cesetlerinden organ alıp organ ticareti yapan bir heyet var. Hatta burada bir doktor var oyuncular arasında. Onun yaşaması için ona bir sonraki oyunun ne olduğunu sufle ediyorlar. O da gidip kendisine göre bir şey buluyor, partner buluyor ya da öyle sağlam bir ekibin içerisinde yer alarak hayatta kalmayı başarıyor. Ama daha sonra bu deşifre oluyor. O da nasıl oluyor? İşte bir polis sızıyor şeyin içerisine. Efendim o geçtiğimiz oyunlarda oldu zaten. Bazı oyuncuların dışarı çıkması, onları takip etmesi, onların peşinden gelerek bulmuş olması ve sızması. Bu zaman zarfında o da sürekli araştırıyor. Burada ne olup diye aslında kardeşini arıyor. Kardeşinin de öyle bir oyunun içine dahil olmuş olabileceği şüphesiyle kardeşini araştırıyor. Hatta en sonunda bu sıralarda kardeşiyle yüz yüze de geliyor. Onun peşine düşüyorlar. 29 numara. Görevli efendim. Kardeşinin cesetini ararken ekibi yöneten kişi olduğu sürpriziyle karşı karşıya kalıyor ve kardeşi de öldürüyor yanılmıyorsam hatırlayabildiğim kadarıyla. O işin başka bir boyutu. Netice itibariyle hala diyorlar ki biz eşitlikçi bir düzen kurduk burada. Fırsatı eşitliği sunuyoruz ama bu eşitliği bozacak. Burada suistimal yapacak. Kuralları
hiçe sayacak hiç kimseye efendim müsamahamız yok, gözünün yaşına bakmıyoruz, doğru düzgün olun mesajı veriyorlar, kendilerine güveni diri tutmaya çalışıyorlar oyun kuranlar diye ben bunu yorumluyorum. Ve kendi ellerini de harcıyorlar gerekirse. Aynı fikirdeyim hocam, aynı fikirdeyim. Yani oyunun bürokrasisini yöneten ve daha önceki yıllardan bir tanesinde birinci olmuş ve bürokrasinin başına getirilmiş yönetici dedikleri kişinin oraya gizlice giren müfettişin erkek kardeşi olduğu ortaya çıktıktan sonra aslında erkek kardeşini harcamak istemiyor veya büyük kardeşini, ağabeyi de olabilir. O yaş farkından emin değilim hangisi daha büyüktü diye. Ama öldürmek istemiyor. Ve maskeyi çıkartıyor. Kıstırdıklarında, uçurumdan aşağı düşme ihtimali belirdiğinde ve o karşılaşmada müfettiş hukuki kurallara göre davranmak istiyor. Onun için hukuk kardeşinden önce geliyor. Diğeri için de yönetimdeki kurallar kardeşinden önce geliyor. Dolayısıyla burada bir tanesi kayıt içi ekonomi, bir tanesi kayıt dışı ekonomiyi ilgilendiren iki farklı kural içeriğinin iki kardeşi birbirine düşman ettiğini de görüyoruz biz. Yani bu aslında küresel veya siyasal kapitalizm açısından aynı ailedeki bireylerin birbirine düşürülmesiyle sonuçlanacak süreçleri öngörmek bakımından da bence bir kırılma noktası. Squid Game'in bence önemli kırılma anlarından bir tanesi ki iyi ki hatırlattınız. O sahne gerçekten insanın ailevi ilişkilerini bile yeniden gözden geçirmesine yol açabilecek bir sahne. Bireyselliğin o noktası. Bir de bir ciddi vicdan azabı görmüyoruz biz yöneticide. Sonra kaldığı yerden devam ediyor eskisi gibi. Yani o kadar dönüşmüş ki o oyunların içerisinde kala kala, o kadar farklı insanların hayatını kaybetmesi karşısında o kadar değerlerinden olmuş ki oranın kurallarına tabir yerindeyse biat ettiği gibi benliğini de ona vermiş. Doktora tekrar döndüğümüzde, doktoru da hatırlatmanız fevkalade isabetli oldu bence. Doktorun güvendiği ekibe kalmadan beraber iş yaptığı diğer ekip. Yani zaten kayıt dışı olan bir yer var. O kayıt dışı ekonominin içerisinde organ kaçakçılığı yaparak yeni bir kayıt dışı çerçeve oluşturuyorlar. Yeni bir evren. Suç evreninin içerisinde de hırsızlık yapıyorlar. Ve yönetici ilgili bazılarını yakaladığında, nöbetçi olan bazılarını, bak diyor ses çıkarmam ama diyor adalet diyor. Burada eşitlik prensibini kimse ihlal edemez diyor ve onların hayatına son veriyor. O eşitlik ilkesinin bence dolaylamasının bir eseri olarak, yani Adam Smith'in yanlış hatırlamıyorsam bu milletlerin zenginliğinde de buna işaret, yani yer veriyor diye hatırlıyorum. Invisible Hand teorisi, görünmez el teorisi. Yani bir toplumda herkes ayrı ayrı kendi çıkarı için uğraşırsa ama kurallarına uygun davranırsa, görünmeyen bir el, Adam Smith'in kafasındaki tabii ki tanrı, görünmeyen bir el toplumda her bireye ayrı ayrı kendi hak ettiği çıkarı iade eder kazanç olarak, başarı olarak. Bunun tersten okunması şöyle oluyor. Şayet bireyler hep birbirlerinin aleyhine kural suistimalinde bulunurlarsa o görünmeyen el bu defa tamamını ne diyelim imha edebiliyor, ortadan kaldırabiliyor veya söz gelimi dini terminolojideki kavramla helak edebiliyor. Biz oyunda da bunun ufak ufak örnekleriyle karşılaşıyoruz. Onlardan bir tanesi aslında iki farklı kural yapısının karşılaşmasını gözümüzün önünde sergileyen ve bence izleyicilerin bir kısmı memnun olsa da izleyicilerin bir kısmı bu trajedi karşısında üzülmüşlerdir. Dramdan ziyade ben de o sahnede trajediye kapıldım. O hisse kapıldım. Yönetici ve müfettiş. Ve yönetici müfettişi öldürüyor. Ama yönetici ilk etapta vicdanlı davranıyor. Hatırlarsınız sağ omuzundan yaralanıyor. Müfettiş onu vuruyor. Ama sağ omuzdan vurulmasına rağmen maskesini çıkartıyor. Ben senin kardeşinim diyor. Ama müfettiş hukuk senden önce gelir diyor. Ve o da hayatından oluyor. Bir bakıma da aslında hukukun üstünlüğünü savunması bakımından belki Squid Game, belki de Squid Game'in verdiği bu mesaj yerinde
Ve yemeğe ardından hocam kalamar oyununa geliyoruz. Yemekten sonra her bir yarışmacıya, kalan üç yarışmacıya, yani kimler onlar? Başrol oyuncusu Gi Hung, sonra genç kadın veya genç kız Ji Yoo ve iktisat okumuş ekonomist Song Woo. Bir önceki oyunda üçü beraberler cam köprü oyununda. Bunların üçü yemek yiyorlar. Yemekten sonra bıçaklarını yanlarında muhafaza etmeleri Sağlanıyor. sağlanıyor. Evet. O bıçakların niçin yanlarında kaldığını izleyici de merak ediyor. Ve bir gece yarısı aynı odada birbirlerine karşı korumasız vaziyette bırakılıyorlar. O esnada Gi Hung, Ji Yong'un yanına gidiyor. Ona güzel şeyler söylüyor ve diğeri uyumuş numarası yapıyor. Ama uyumuş numarası yaptığı o esnada aslında zihninden zayıf halka diye düşündüğü genç kadını öldürme planı yapıyor. Ve nitekim de öldürüyor. Gi Hung genç kadını bu ölümden kurtarmaya çalışıyor. Ama tam kurtarmak için çabada bulunduğu esnada, o esnada şöyle söyleyeyim, özür dileyim, yanlış söyledim. Aslında cam köprü oyununda yaralanmış olan genç kadın kan kaybediyor. Bunu fark eden Gi Hung onun yanına gidiyor, yardımcı olmaya çalışıyor ve yardımcı olamayınca nöbetçileri uyaracağı esnada Song Woo gidip kadını öldürüyor. Zannediyorum böyle Evet. tam olayı hatırlamış oldum. Orada Gi Hung sinirleniyor. Bunlar beraber 6. kalamar oyununa çıkıyorlar. Kalamar oyununda Gi Hung yine anlayışlı. Oyunu iptal etmek istiyor. İki defa bu girişimde bulunacak. Biri başta, biri de arkadaşı yaralandığında. Ama her ikisinde de Song Bu onu engelliyor. Ve sonra Gi Hung Song Bu'yu ne diyelim etkisiz hale getirmek zorunda kalıyor. Orada da iki soru önemli belki. 6. oyunda, kalamar oyununda. Yani mantık Song Bu'nun mu yanında yoksa merhametli ve anlayışlı davranan Gi Hung'un mu yanında? Aslında bu soruya cevap verdiğimizde bence diziyi de bağlamış olabiliriz. Gerçi bu birinci sezonuydu. Daha ikinci sezonu gelecek. Hocam şimdi tabii sonunda kalamar oyununda iktisatçı olan, işletmeci olan efendim daha eğitimli olan, stratejik bakabilen efendim kişi etkisiz hale geliyor ama ölmüyor. O öldürebilecekken vazgeçiyor efendim başrol oyuncusu 456 numara. Sonra geri dönüyor diyor ki şeyler de o özel konuklar da şaşırıyorlar. Ne olduğunu bir türlü anlayamıyorlar. Bir mantıksızlık buluyorlar. Çünkü ödül büyüdü. 456 kişinin ödülü bir kişiye kaldı. Herkes elendi gitti. O tek başına. Ama öldürmüyor. Geri dönüp diyor ki oyunun bir kuralı var. Çoğunluk isterse oyun sona erer. Gel diyor ikimiziz. İkimiz de çekilelim oyundan. Gidelim mahallemize. Senin annen bekliyor. Efendime söyleyeyim gibi duygusal bir şey de yapıyor. Efendim o da el uzatır gibi yapıyor filan ama son anda yanında duran bıçakla kendini efendim boğazına bıçağı saplayarak kendi kendini öldürüyor. Ve dolayısıyla 456 tek başına kalıyor ve neticede ödülü de almış oluyor. Daha sonraki şeyler o bir numaralı yaşlının oyunu asıl kuran, kurgulayan kişi olduğunu filan öğreniyor. Efendime söyleyeyim ve netice itibariyle kalan kısımları ben size bırakayım hocam. Yani burada finalde efendim zaman zaman ikilemde kalsa bile vicdanının sesini dinleyen, empati yapan, merhameti kabaran, efendim adil olmaya çalışan figür öne çıkmış oluyor ve kazanmış oluyor diyelim. Ama oyunun da bir parçası netice itibariyle girmiş o oyuna efendim birilerinin efendim elenmesi, birilerinin yok olmasına alet de olmuş gibi dursa da yine de sanki vicdan kazandı gibi. Senarist bunu da düşünmüş nasıl olmuşsa öngörmüş. Son değerlendirmeleri alalım hocam. Şöyle bir 3-4 dakikamız var. Hocam Buyurun. vicdan kazanıyor. Vicdan kazanıyor ama sanki Squid Game'in finalinde sanki senarist şunu düşünmüş veya senariste katılan yönetmen de şunu düşünmüşler birlikte. Vicdan mantıktan üstündür.
Benim çıkardığım neticelerden bir tanesi bu. Bir diğeri ise kahramanlık içgüdüsü mü yoksa aile içgüdüsü mü ön plandadır? Dizinin son bölümünde oyunun yaratıcısı ve sahibi ile karşılaşıyor. Başrol oyuncusu Gi Hung ve onun verdiği mesajı izliyor. Yani yardım etmek isteyen bir vatandaşla dilenci arasındaki iletişimi ona gösteriyor. Bunu izliyor. Sonra yaşlı adam ölüyor. Ardından kızını görmeye Amerika Birleşik Devletleri'ne gideceği esnada havaalanında orada yeniden oyunun kurulduğunu fark ediyor. Oyunun kurulmasına yönelik bir davetçiyi cezalandırıyor. Hatırlarsınız. Bunu bir daha yapmayın diyor. Ve sonra telefonla yeniden arıyor ve tekrar oyuna ikinci defa katılacağını söylüyor. Kendisine uyarı yapılıyor. Kızının yanına git, bu parayı harca, mutlu ol. Ama o, siz de hatırlarsınız, parayı epey bir zaman harcamaksızın davranıyor. Kazandığı para kendisine oldukça kirli geliyor. Dolayısıyla bence ikinci sezonda vicdanla mantık arasındaki rekabetin içeriğini izleyici daha ciddi seviyede yaşayacak. Böyle bağlayabilirim hocam. Evet. Yani bir oyun üzerinden insan psikolojisi, insanın efendim mantığıyla, çıkarlarıyla vicdanı, değerler arasındaki gerilim, çatışma örneklendiriliyor. Ama bir yandan da herhalde bir küresel oyun kurulduğu mesajı da daha önce de biz bunu konuşmuştuk, veriliyor. Bu dijitalleşme üzerinden, sermayedarlar üzerinden, kapitalistler üzerinden ve heva hevesini, o bayağı arzularını, tutkularını putlaştırmış, hep onun peşinde koşan insanların böyle çatışmasından, birbirini yok etmesinden, rekabetinden, savaşmasından, canından olmasından zevk alan bir güruhun da olduğu mesajı da galiba burada veriliyor. Zımnen efendim yoruma açık, herkes baktığı yerden farklı görebilir ama biz bunu böyle değerlendirdik. Efendim, neticede temennimiz de o ki değerler kazansın, anlam kazansın, iyilik kazansın diye beklediğimiz için belki böyle bir yorum yaptık biz. Başka ne diyebiliriz? Son söz sizin olsun hocam, buyurun. Hocam tabii iyilik kazansın ama soru şu, izleyicilerimiz bu videonun altına cevaplarını versinler. İyilik dediğimiz vicdanın kazanması mı, vicdanın yönetmesi mi yoksa mantığın yönetmesi mi? Bunu izleyicilerimizin takdirine bırakıyorum. Squid Game'de son bölümünde bence bu soruyu soruyor ve bir sonraki sezona bu sorunun cevabı ile ilgili gelmiş yorumlara göre yeni bölümler çekecek. Bütün izleyicilerimizin yorumlarını bekliyorum. Ve Dili Zihin'e muhakkak abone olsunlar. Evet, çok teşekkür ediyorum hocam. Mesaj sizden geldi. Takipçilerimiz mesajı aldılar diye ben inanıyorum. Ben kendi temennimi söyleyeyim, beklentimi söyleyeyim. İnsan aklıyla, vicdanıyla, değerleriyle, ihtiyaçlarıyla, zaaflarıyla bir bütün. Efendim, bu bütün, bu zaafları, eksiklikleri telafi edecek iki yanımız var. Birisi aklımız, öteki vicdanımız. Bunu bütünlemek lazım diyorum ben. Teşekkür ediyorum. Sağ olun hocam, var olun. Ben teşekkür ederim.